Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar elimde gördüğünüz üzere size bugün bu güzel modelin nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Oyamız sıralı bir model. Sıralı Bu model isteyen arkadaşlar için çekseniz ne olur sanki diyen arkadaşlarınız için bir tane sıralı model çekmek istedim arkadaşlar. Hem sıralı model hem de iğneden tabi model arkadaşlar. Bu model çok hoş, zarif, böyle çıtı bir model arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi modelimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar. iki zincir çekerek tığ Battımızı hazırlıyoruz bu şekilde. Sık iğne ile tığ battığımızın içine girdik. İki tane zincir çekiyorum buraya. Tığ battığımızın içine zincirimizi kapattık. Bir tane kirpik yaptık iki zincirde. Bir tane de yanına bir sık iğne yapıyorum. Kirpiğimizin sağına soluna birer sık iğne yaptık ve ikinci tığ battığım için geçiş için bir sık iğne yaptım. İki zincir Yine aynı şekilde arkadaşlar kirpik olarak buraya kapattım. Bu ara suyumuz olacak arkadaşlar. Yine yanına sık iğne yaptım. Bu şekilde arkadaşlar 6 tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. 6 tane sık iğnemiz ara suyu olarak yaptıktan sonra tığ battının içine girdim bir tığ battı yaptım bu şekilde. Yine iki zincir. Yandaki tığ battıya girdim. İki tane arkadaşlar ikişer zincirli tığ battı hazırladım. Altı tane zincir. Altı zincirimi çektim. Ters tarafına döndüm. Bir tane tığ battı atlıyorum. İkinci tığ battımın baştaki tığ battımın içine arkadaşlar Kapatıyorum. 6 zincirimi bu şekilde buraya bir yuva yaptım. Ve 3 tane zincir çekiyorum buraya. 3 zincirimi çekip döndüm. Bir defa doluyorum. Yuvamın içine girdim. 1-2-2 iki, iki. Trabzan yaptım. Trabzanımın içine 4 tane zincir çekiyorum. Ve tomurcuk olarak buraya kapattım. 1-2- 3 zincir. Yuvada bu altı zincirli yuvada kapattım 3 zincir. Bir tanesi hazır arkadaşlar. Çiçeğimizin yaprağının birisi hazır. Yine 3 zincir bir defa doluyorum. Yuvaya girip 1 2 iki, iki olarak bir trabzan yaptım. Trabzanımın tepesine 4 zincir çekip arasına girip tomurcuk olarak kapattım buraya. Yine 3 tane zincir çektim. Kapattım o 6 zincirli yuvama. 2 tane oldu arkadaşlar. Şimdi yanına bir tane daha yapalım. 3 zincir bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 3 seferde bu şekilde aldım. 4 zincir yine tomurcuk. Kapattım trabzan arama. Bu şekilde. 1 2 3 zincir kapatıyorum yuvada arkadaşlar bu şekilde hazır arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde oluştu yıldızımız direkt sık iğne ile buraya girdik dibine iki zincir çekip şimdi arkadaşlar yine iki tane Buraya tığ battı yapacağız. Hemen iki zincirimi kapattım buraya. İki zincir yandaki tığ battıya kapattım bu şekilde. İki tane tığ battım oldu. Biz buraya 12 tane zincir çekeceğiz. İki tığ battıdan sonra 12 zincir. 12 tane zincirimi çektim. Ters tarafına döndüm. Bu ortadaki yıldızımızın yaprağımızın hemen bu dört zincirden çektiğim tomurcuğumun için arkadaşlar 12 zincirimi tutturdum bu şekilde. Şimdi bir tane de zincir çektim arkadaşlar. Hemen yuvada bir sık iğne yaptım. Evet arkadaşlar size söylemeyi unuttum. Kürdanım da buradaydı. Şimdi buraya bu şekilde kirpikler kürdanla kirpikler yapacağız. Bunun için de kürdanımızı kullanacağız bir sık iğneden sonra bir zincir çekip ipimi uzattım ve Kürdanımı taktım buraya Sonra yine aynı şekilde buraya 4 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 Ve 4 4 sık iğneden sonra yine bir zincir çekiyorum Kürdanıma Geçiriyorum ilmeğimi 2 oldu arkadaşlar Aynısından dediğim gibi bu şekilde dört tane kürdanımıza ilmek takacağız. Birinci sık iğnem, ikinci sık iğnem, üçüncü sık iğnem ve dördüncü sık iğnem. Dördüncü sık iğneden sonra hemen bir zincir, ipi uzalt ve tak. Yine bir, iki, üç ve dört. Dört tane sık iğnemi yaptım, ipimi uzattım, kürdanıma taktım dibine arkadaşlar bu şekilde bir tane sık iğne yapıyorum. Bir de tığ battımın içine sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. İki tane zincir çekip tığ battıya kapattım. Tekrar iki tane zincir çekip tığ battıma kapattım. Şimdi arkadaşlar iki tane tığ battı arası verdik. 6 tane veya 5 tane arkadaşlar buraya zincir çekiyoruz. 5 çekelim. Şimdi arkadaşlar bu kürdanlarımızı da çıkaralım. 6 zincirimizi çektik, geri döndük. İlk ilmeğimden tuttum. Zincirimi kapattım. 5 zincir. Altı niye aklımda kaldıysa arkadaşlar. 5 zincir iyi iki tane kirpik arasına bu şekilde 5 zincir kapattım buraya yani daha doğrusu ilmeğimi alıp ilmeğime sık iğne ile tutturdum. Buraya dört tane bu şekilde beşer zincirli yuva yapıyoruz. Yine sonuncu ilmeğim kaldı arkadaşlar. Onu da şöyle tam ortasından alıp kapattım. Bu şekilde arkadaşlar buraya yuvalar yaptık. Şimdi bir zincir çektim, döndüm. İlk yuvam olduğu için bu şekilde sık iğne yaptım. İki zincir çekiyorum arkadaşlar. İki zincirle buraya kirpikler yapacağım. İki zincir yuvada kapattım. İki oldu kirpiğim. İki zincir yuvada kapattım. Üç oldu. İki zincir dört oldu bir yuvanın için arkadaşlar bu şekilde 4 tane kirpik kapatıyorum. Sık iğne ile ikinci yuvama geçtim. Aynı şekilde 2 zincir kapattım yuvada 1. 2 zincir kapattım yuvada 2. 2 zincir kapattım yuvada 3. 2 zincir kapattım yuvada 4. Sık iğne ile 3. yuvama geçtim. Üçüncü yuvama da iki zincir kapattım, kirpik yaptım. İki zincir kapattım, kirpik yaptım. İki zincir sık iğne ile arkadaşlar yuvalara kapatıyorum. İki zincir bu şekilde kapatıyorum. Her yuvaya gördüğünüz gibi arkadaşlar dörder kirpik eşit seviyede yapıyoruz. Ve sonuncu yuvamıza da geldik arkadaşlar gördüğünüz gibi bir iki zincir birinci kirpim iki zincir ikinci kirpim iki zincir üçüncü kirpim iki zincir ve bu da dördüncü ve sonuncu kirpim şimdi arkadaşlar dibine değil bir sonrakine çünkü biraz kirpik mesafesi olduğu için bakın dibine değil bir sonrakine kapatınca daha hoş oluyor. Evet arkadaşlar. Şimdi bu sık iğneli 6 tane verdiğimiz ara suyunu yapacağız. Çiçeğimizin modeli bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem zarif hem sıralı, ip koparmadan hem iğneden tığa tıpkı iğne oyası gibi arkadaşlar. Bu şekilde ipimi tutturdum arkadaşlar. Şimdi ara suyuna geçiyoruz dediğim gibi. Buradan bir sık iğne iki zincir kapattım tığ battım da hemen kapattım aynı yere hemen yanın arkadaşlar buraya bir sık iğne yaptım ikinci tığ battım da aynı şekilde sık iğne ile geçtim iki zincir kirpik olarak kapattım iki zincirimi yanına hemen bir sık iğne diğer tığ battıma geçtim bu şekilde iki zincir kapattım kirpik olarak kirpiğimin yanına hemen arkadaşlar bu şekilde aynı tığ battığının içine sık iğne yapıyorum diğerine geçtim adedimiz 4 olacak arkadaşlar biz 3 tane yaptık 1 2 zincir kapattım buraya ve sık iğnesini yaptım tığ battıya sık iğne ile geçiyorum 2 zincir sık iğnesini yapıyorum bu şekilde. Bir tane daha yapalım. A dediğimiz 6 olsun arkadaşlar. 6 tane yaptıktan sonra yine bu yuvamızın çalışmasını yapacağız. Aynı baştaki işlemi arkadaşlar uygulayacağız. Şimdi burada ipimizi koparım. Umarım anlaşılır bir video olmuştur arkadaşlar. Şöyle bir çakmağımız da değilim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi modelimiz bu. Beraber yaptık. Şöyle arka tarafından ütüleyin. Ön tarafından ışıldamasın arkadaşlar. Ütü Daha bir tiril tiril duracaktır. Hele istediğiniz renklerde açık mavi de görmüştüm arkadaşlar. Ben iğne oyası modelini. Şöyle çok hoş bir açık maviydi. Tek renk yazmalara yaptığınız takdirde çok hoş olacak. Modelimiz bu şekilde. Çok hoş ve zarif bir model. Ütülendiği takdirde daha bir zarif tiril tiril duracağına eminim arkadaşlar. Modelimiz bu. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.